Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Jungle'da Twitch oynayacağım. Nasıl oynanır? Jungle'ı nasıl döner? Yanımda Shen var. Shen'le nasıl bir kombomuz var? Bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben Q attığımda görünmez oluyorum ve Shen ben görünmezken ulti attığında Shen'in geldiği gözükmüyor. Bunu yapabildiğimiz güzel bir oyun çıkartmaya çalışacağız. Rünlerimi şöyle gösterebilirim. Ölümcül tempo tercih ediyorum çünkü burada hiper carry olmak istiyorum. Açgözlü avcı, ani darbe. Bunlar zaten Twitch'in yetenekleriyle çok uyumlu rünler. Eğer istiyorsanız rünler hakkında detaylı bilgi almak için sağ üstteki karta tıklayarak detaylı rünler videoma gidebilirsiniz. Oyun içerisinde dediğim gibi hangi rotasyonu izleyeceğiz, nerede neler yapacağız bunlardan bahsedeceğim. Karşıya baktığımızda bütün rakipler için bizim için tehlike. Kamille, Lee Sin, Syndra, Zayah ve Rakan bunların hiçbiriyle birebir de adam akıllı bir fight yapamam. Ama doğru zamanda az can da yakalarsak tabii ki asla da affetmeyeceğiz. Bu şekilde bir oyun olacak. Bakalım nasıl bir oyun geçireceğiz. Ben yeteneklerinden, jungle safhasından, nerede nasıl baskın atılması gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsettiğim bir video olacak. Şimdi şöyle bir başlangıç yapacağız. Şöyle bir başlangıç yapıyorum. Twitch'in pasifinden bahsedecek olursam hemen yeteneklerinden başlayalım. İlk kırmızı alırsınız arkadaşlar. 2 level baskını atarsınız. Çünkü Twitch'te bu gerçekten çok önemlidir. 2 level baskını. Şimdi benim pasifim şu. Her düz vuruş attığımda adamın üstüne bir zehir bırakıyorum ve bu zehir 6 defaya kadar birikiyor. Ve bu zehir 6 saniye boyunca bir gerçek hasar vuruyor. İlk levelde level attıkça daha çok vurmaya başlıyor. Adama vurarak üstünde yük birikiyorum ve bu yük ona hasar veriyor. Daha sonrasında yük ne kadar çoksa bu yükü şu alan içerisinde gördüğünüz yer kadar E ile patlatıyorum. Hasar çıkarıyorum ve yük başına ekstradan hasar çıkarıyorum. Yani üzerine ne kadar çok yük varsa benim E yeteneğim o kadar çok vuruyor. Bu yeteneğim görünmez oluyorum. 10 saniyeliğine ekstra hareket hızı kazanıyorum ve açığa çıktıktan sonra ekstra saldırı hızı kazanıyorum. Ve Twitch Q ile birlikte rakiplerin işine girilmediği sürece görünmüyor. Burada ilk E yeteneğimizi açıyoruz arkadaşlar. E yeteneğimiz bizim ilk fulleyeceğimiz yetenek, daha sonra Q fulleyeceğiz. Ama eğer duruma göre çok öne geçersek burada Q'da fulleyebiliriz. Daha fazla mobilite için. Şimdi görüyorsunuz pasifim üstünde birikti. En fazla 6 yük oluyor, zaten en üstte de görülüyor şu şekilde. Daha sonrasında E yeteneğimi patlatıyorum. Şimdi Emil çok ileride değil, o yüzden solo'ya gideceğim. Belki gayet ileride oynuyor. Bastım Q'mu. Gittim şimdi. Beni görmüş olabilir. Bir tane daha vurup bir E çıkartsam daha çok hasar verirdim. Lane'e bu şekilde yardım ediyorsunuz arkadaşlar. Emil şu an lane'de çok geride. Bir kez daha gitmeyi deneyebilirim ama burada geç kalabilirim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Mid lane'den mavime gideceğim. Q'mu basıyorum. Görünmez oluyorum. Ölmeyeceğim. Tamam. Bir tık mid'e de yardım etmiş olduk. Daha geride olsa keserdik mid lane'i. Şimdi ben iki kere görüldüm. Bu yüzden isim beni kesebilir. Tam olarak dediğim şey. Botlarından birini daha basıyorum. Mavimi almış haliyle. Şuradan bir Lee Sin'in yerini öğrenelim. Tamam, Lee Sin bitti. Ben burada Gromp'u alacağım. Bir tık geri düştüm. Hiç çıkaramadık ama solo da Shen'e yardım ettik. Shen de böylelikle Kamille'i kesti. Mid lane'de de bir tık bizi rahatlattı diyebilirim. W yeteneğim. Şu alan içerisinde yere bir şişe fırlatıyorum. Bu şişe kırılıyor ve yerde belirli bir süre duruyor. Bu süre içerisinde duran rakipler hasar alıyor ve üstlerinde yük birikiyor. Ayrıca onların hareket hızı da kısıtlanıyor. Şöyle yapıyorum.
Oyunum açıldı, 3 level oldum. Tekrar bir soloya baskına gidebilirim. Şimdi burada bir base atacağım. Çizme alacağım. Soloya gideceğim. W yeteneğimle bu şekilde. Buradan detaylı okuyabilirsiniz. Şöyle bir tane çizmemizi alalım. Base'den çıkarken Q'ya basabilirsiniz. Ekstra hareket hızı kazanıyorsunuz çünkü. Bot değil. Canı çok az. Sanırım base atacaklardır ama. Solo'ya gitmedim. Önce şunları alacağım. Levelde geri düşmemek için. Bu şekilde bir E attığınız zaman herkesin üstünde yük birikiyor arkadaşlar. Bunu da böyle kullanabiliyorsunuz. Çarpım olmadığı için canım bayağı bir azaldı. Bir de yardım edeceğim. Aa, öldük neredeyse. Da yapacağımız bir şey yok. Ben canım çok az, o yüzden çok görünmeyeceğim. Tekrar base atmam gerekiyor. Bu sefer bir tane ekstradan hançer alacağım. Twitch'in ilk levellerdeki orman dönme safhası gerçekten düşük. Lee Sin'e karşı oranla da Lee Sin bizden çok önde. Lakin şuna dikkat etmemiz lazım. Başta bizim kill almamız gerekiyordu. İki deneme yaptık, başarısız olduk. Lee Sin bizi cezalandırdı. Buna karşılık yapacağımız bir şey yok. Bu risk tamamen bize ait. Ultim ise benim saldırı menzilimi çok fazla arttırıyor ve bana ekstra saldırı gücü kazandırıyor. Ayrıca her bir vurduğumda ardışık hedefleri oklarım delip geçiyor ve arka arkaya duran hedeflerin hepsine hasar veriyorum. Çarp atıyorum. Burada E fulleyeceğim. Çok öne geçemedim çünkü. Bir fullemelik bir durumum kalmadı. Bir yerden baskın çıkartmaya çalışacağım. Mid lane önde. Buraya gidemem. Kemil 6 level. Syndra da 6 level ve Lee Sin geldi. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Mesela bot lane çok ileride oynuyor. Şimdi ölecekler. Buna da aynı şekilde yapacağınız bir şey yok. Lulu'nun aslında olanaksız. Burada taşıyıcı görevini yine aynı şekilde üstlenip bir şeyler yapmaya çalışacağız. Twitch oynayan bir kordon şampiyonuz Twitch ise, siz Twitch oynuyorsanız ya da takımınızda Twitch oynayan biri varsa, yapmanız gereken şey lane'i ittirmemek olur. Ben baskın atamadığım için çok kasamıyorum. Ayrıca ben baskın atamadığım için baskın yiyip ölüyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Başlangıçta şu anki metada da Twitch gayet oynanabilir durumda, fakat diğer jungle'lar kadar güçlü değil. Buradaki bizim asıl kombomuz Shen'le birlikte yapacağımız ileriki levellerdeki combo. Şimdi kırmızıyı alıp bot lane'e inmeye çalışabilirim. Bot lane'in durumu fena değil. Lee Sin sürekli midi gankliyor. Burada ejder kontrolüne dikkat etmem lazım. Önce bir şunu alalım. Ultimi de anlattım. Bu şekilde. Şuradan detaylı okuyabilirsiniz. Şimdi tamamen oynayışa geçiyorum arkadaşlar. Takım şu an kötü bir seviyede. Buradan toparlamamız lazım. Daha çok ezilirsek tüm canımızı sıkar. Kemile gidebilirim. Hatta Kemile gidiyorum şu an. Üstüme atlarsa diye çıktım çünkü 4 levelim. Bu benim canımı sıkar. Bot lane'imiz çok önde. Aynı zamanda Syndra yok. Ve bunları alacağım. Bunların küçüklerini bırakacağım. Güzel. Shen bot'a yardım ediyor. Bu sefer bir tık risk alacağım. Bu tarafa doğru gidiyorum. Belki free bir kill çıkarabilirsem işime yarar.
Yesin ne kadar? Lisin 6 olmuş. Ben 5'im. Canım çok az. Burada bir totem vardı. Canlar çok az ama benim de canım çok az. Bir deneyeceğim. İyisin, buraya gelip mi kesmeye çalışabilir. Burayı almalarına bir yardım edelim. Biz de böylelikle XP kasarız. Tamam. Kesin şu an benim çok önüme geçti. Ejderi de verdik. Evet. Bu da benim yapabileceğim bir şey yok. Bu bizim ilk hatamız oldu. Lee Sin'in bu kadar kill almasında bizim bir yanlışımız yok. Şimdi burada bizim ilk çıkacağımız item şu saldırı hızı çıkacağız. Daha sonrasında bu ayakkabıyı çok öne geçseydik çıkacaktık. Artık onu çıkamayız. Yine aynı şekilde saldırı hızı çıkacağız. Burada artık şeyi bırakıp minyon farmlamayı bırakıp biraz kill çıkarmaya çalışacağım. Çünkü çok geri düştüm. Burada bizi takipliyorum. Bizi öldü. Artık takiplemenin bir mantığı yok. Burada lane'deki farmlarını alalım. Helal. Tamam. Görmedi bu arada, gayet güzel. Herhangi bir yampiri alamadığım için bu da benim için sıkıntı. Şu an karşı ormana giremem. Girersem ölürüm büyük ihtimalle. Lane'lere bakıyorum. Hepsi itmiş bir durumda. Syndra mid lane'de yok. Yavaş yavaş kasılmaya devam edeceğim. Burada kill çıkaramamız bizim için çok kötü oldu. Ama şu aşamadan sonra videoda yapacağımız kombodan ve geri düştüğümüzde nasıl toparlayacağımızdan bahsedeceğim bir şekle bürünebilir. 6 level oldum. Q bastım. Bot'a gidiyorum. Lee Sin sürekli bir yerleri gankliyor. Tamam. Güzel, Lee Sin'i geri püskürttük. Fizz bu tarafa geliyor. Q'ma 5 saniye var. Arkadan dolaşıp bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Bu arada Helkir çıkarttığımızda Q yeteneğimiz sıfırlanıyor. Güzel. Bence güzel oynadı. Gayet güzel. Buradaki takım savaşını kazandık büyük ihtimalle. Tamamdır. Bizim işimiz bu kadar. Bundan sonrasında zaten biz toparlıyoruz. Şimdi gideceğim. Kurtları alacağım. Hatta kurtlara gitmiyorum. Önce şu yampiriye gidiyorum. Yampiriye almak kurtlardan daha önemli. 6 level olduk. Ultimi açtım. Lee Sin'i geri püskürttük. Chen güzel girdi araya. Şimdi kuşları almadan önce yampiriye alacağım. Yampiriye almak daha önemli. 2 yampiriye de Lee Sin aldı. Burada biraz benim takımımın bana yardım etmesi gerekiyor ama bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Yani çok kişi bilmiyor bunu. Şimdi Syndra'ya doğru gidiyorum. Sıkıştırdık burada. Tek ultimi açacağım, hiç uğraşmayacağım. Güzel. Böyle şurayı da temizlemede kullanabiliriz. Bu noktadan sonra çevirdik arkadaşlar. Eşitledik sayılabilir durumu. Buradan kırmızıyı alacağım. Bot lane yine hala önde. Kem ile gidebilirim. Önce bir bunu keselim. Mavi çarp aldım. Aslında kırmızı çarp da alabilirim ama mavi çarp önemli. Ekiplerin hareketini kısıtlamak adına. Tamam, buradan Kem ile gidiyorum. Totemli mi bilmiyorum ama totemli, tamam. İsim buralara yakın olabilir. Q basıp dolaşacağım.
Syndra'yı gördüm. Buraya doğru geliyor. Kaçıyorum buradan. Syndra buraya doğru geliyor. Şen'in çıkması lazım. Buradayım ki. Tamam. Burada tekrar farmlamaya devam ediyorum. İkinci yeteneğim. Q fulleyeceğim. Fizz'e tekrar, pardon, Shen'e tekrar gidemem. Shen çok ittirmiş. Şimdi burada base atacağım. Yapabileceğim bir şey yok. Ejder çıkacak. Önce şu item bitirelim. Sonra bir tane çizmemiz için. Ekstradan. Saldırı hızı alalım. Ha, şöyle bir şey yapabiliyorum. Daha güzel. Şimdi Ejder'e doğru gidiyorum. Burada Shen'in ultisi var. Q ile içeri girdiğimde Ejder'le birlikte güzel bir şeyler yapabiliriz. Bot lane'e bir baskın atacağım. Onlar büyük ihtimal alameti de isteyebilir. Biz de Ejder'e girdiğimizde. Ejder'i burada direkt aldılar. Görüş yok. Tamam. Ben buradaki baskıyı yine de sürdüreceğim. Gayet güzel. Uzaktan belli bir süre vurmaya çalıştım. Ultima çıktı çünkü. Daha sonrasında bütün yeteneklerini attıktan sonra W ile birlikte içeri girdik. Şimdi buraya ittirip şu kuleden bir şeyler alabiliriz. Tamam. Ben bu kuleyi olabildiğince ittirmek istiyorum. Şu aşamada bizim kule ittirmemiz gerçekten çok önemli. Tamam. Şimdi şu Yampiri'yi tekrar alacağım. Buna giremeyiz. Buna giremeyiz çünkü benim çarpım yok. İkisini gördük aşağıda darlıyorlar. Madem öyle girelim buna. Yeteneğimi bekletiyorum. Lee Sin gelip çalmaya çalışırsa diye. Tamam. Şimdi Kamille gidebiliriz. Ultime 10 saniye var. Burada ilk ben giremem. Yoksa ölürüm. Kamille beni tekleyebilir. Gayet güzel. Buradan Syndra'yı kesebiliriz. Şimdi tekrar Q yeteneğimde olacak. Rakan'ı görüyorum. Bana doğru geliyor. Q yeteneğimi bastıktan sonra bot lane'e bir baskın atmaya çalışacağım. Tamam. Önce şunları alalım. Şöyle bakacağım. Tamam. Zayah burada. Rakan burada. Ben de gidiyorum. Lazım buradan. Tamam, şimdi hepsi burada. Diğer lane'lerden itebilirler. Bu kuleyi satacağız. Hatta satmamıza da gerek yok. Zaten yeterli minyonları yokmuş. Burada mid lane'e yakın olsaydım ben direkt alameti açabilirdim. Syndra da burada çünkü. Şimdi Fizz oraya gidiyor. Syndra, tamam, Syndra mid'de. Syndra'yı kesip bir şeyler yapabiliriz. Bot lane'e tekrar gidiyorum. Üstünde alamet var. Doğru bir pozisyonda alamet açmak istiyorum. Daha fazla devam edemem. Tamam, üzerimizdeki parayı harcayalım.
Totem var bu arada. Base attığım yerde. Şimdi. Burada öncelikle ben şunu alıyorum. Onu şunu alıyorum. Şimdi bir tane de pembe totem alıyorum. Lane'ime devam ediyorum. Düşmüştük, toparladık. Ama adam ivme hala onlarda. O yüzden ivmeyi bize çekmek için doğru hamleleri yapmamız lazım. Burada alametin gözünü bir an önce açmam lazım mid lane için. Kırmızı alacağım, mid lane'e gidip alametin gözünü açacağım. Burada baskı yapmamız lazım. Yoksa alamet boşa gidecek. Ama önce şunu bir alayım hızlıca. Gördüğünüz gibi adamlar da beni darlamaya çalışıyorlar. Tek bana odaklanıyor. Bu çok belli bir şey, o yüzden direkt çok geride oynuyorum. En geride ben oynuyorum. Şimdi alameti açıyorum buraya. Mid lane'i ittiriyorum. Kimse yok. Alacağız büyük ihtimalle burayı. Burada ejder almak isteyebilirler. Alameti bırakıyorum. Kılımı bastım. Ejder'e gidiyorum. Tamam. Burada alameti. İkinci kuleye vurdurduk bu arada alameti. Hatta ikinci kuleyi aldık. Güzel ultim var. Şimdi bizim en önemli özelliğimiz Q'muz. Q'muzla birlikte tek başına bir rakibin tek başına dolaştığını ya da iki kişi üç kişi dolaştığını görünüyor rakibe karşı. Fakat arkalarında bir yerde biz de oluyoruz. Bu da bizim bir anda ortaya çıkıp böyle beklemedikleri bir hasar çıkartmamızı sağlıyor. Rakipler şaşkınlığa uğruyor. Bu noktada bunu kullanmaya çalıştım az önce. Bizini kesebildik. Fakat hala iyiyim onlarda. O yüzden gerideyim. Geride oynuyorum. Tamam. Güzel. Burada iki kill çıkarttık. Gördüğünüz yaptığım sıçra çok kritikti. Sıçra atıp öldürmeye çalıştığım anda Rakan ulti atıp içeri girmeye çalışıyordu. Bunu engelledik. Şimdi burada mahvolmuşumu alıyorum. Artık biz belli bir seviyeye geldik. Buradan sonra hasar çıkartmak adına ebedi alabilirim. Ya da alan kitle, alan temizliği için Runağan alabilirim. Runağan'a gidiyorum. Çok güzel. Burada Shen Twitch kombosunu pek yapamadık. Çünkü benim içeri gireceğim pek bir pozisyon olmadı. Benim direkt içeri girebileceğim pek bir pozisyon olmadı. Anlık çok kasamadım. Fakat şu an görüyorsunuz üstünde o ödül var. Yani çok geri düştük. Ama doğru oynadığımız sürece takım arkadaşlarımızla birlikte bu geriliği kapattık. Şu an ortalama bir seviyedeyiz. En azından eskisi kadar geride değiliz. Şimdi yapmaya çalıştığımız şeye devam edeceğiz. Q basıp haritada dolaşacağız. Bu noktada tarayıcı almam da çok önemli. Q basıp haritada dolaşacağız. Ekil çıkaracağız. İşte buraya doğru gidiyorum. Keşke beni de beklese. Q'yu hemen basmıyorum bitmesin diye. Şimdi bastım. Esine hiç görünmedim. Peki. Orada Kemil de varmış. Onu hesaba katamadık. Ama burada güzel yaptık ultimizi. İçeri girdim. Shen ulti attı. Disney'e hiç görünmedim. Ama burada bir iki kişiye görünce zayıf üstümüze flash atıp bize vuruşu tamamladı. Artık öne geçtik. Yani görüyorsunuz. Göz göre göre kule alabiliyoruz burada. Bizimkiler çok öne geçti çünkü. Gayet güzel oynadılar. Ama bu tarz hatalar yapılırsa tabi ön deliğimizi vereceğiz. Şimdi benim yapacağım şey şu olacak. Üst ormanı temizleyip solo'yu ittirmeye gideceğim.
Hatta Draven eğer kuşları temizlemeye gidiyorsa ki öyle yapıyor. Tamam, şunu alalım. Üst koridoru ittirmeye gideceğim. İşte yapabileceğimiz en iyi şey pil çıkarıp koridor ittirmek, pil çıkarıp koridor ittirmek. Bu adam bayağı vuruyor bu arada. Kritik attı iki kere. Alamadık. Neyse, çok da problem değil. Şimdi tarayıcıyı basıyorum. Q basıyorum. Ve görünmez bir şekilde diyorum. Buraları tarayacağım. Tamam, sıkıntı yok. Burada yampiri almak istiyorum öncelikle. Baron vesaire yapamayız. Fakat Q ile bir şeyler yapabiliriz. Öncelikle burada Q basıyorum. Şu an beni kimse görmüyor. Rakiplerin arkasından dolaşacağım. Tamam, bizimkiler doğru zamanda yetişemediler ama yine de buradaki takım savaşını kazandık. Gördüğünüz şurada 3 kişilik bir rakibe. Şuradan şöyle dolaşarak arkadan girdim. 3 kişiye ulti kullanıp düz vuruşları çıkarabildik. Hasarımızı bırakıp öldük. Yapabileceğimiz ekstra bir şey yok. Yine saldırı hızı almaya devam ediyorum. Burada doğup direkt okyanus ejderine gideceğim. Okyanus ejderinde görüşmek üzere. Şimdi ejdere doğru gidiyorum. Bizimkiler başladı. Burada totemimiz olduğu için rahat bir şekilde yapabiliriz. Ben yine de çarpımı... Burada. Bunu yapmaması lazım ama. Tamam. Devam edebiliriz şimdi. Raven'ın arkasındayım. Syndra'yı kovalayacağım. Chain'in ultisi var. Tamam, burada güvendiğim şey Shen'in ultisiydi tamamen. Bu yüzden sıçrama attım. Yoksa görüyorsunuz yani Shen ultisine rağmen beni gayet az kalsın öldürüyorlardı. Tamam. Gayet güzel. Buradan da sanırım oyunu bitirebiliriz. Evet, güzel. Katliamı da biz yaptık. Saldırı hızım 3.6. Ölümcül tempo burada işe yarıyor. Bu oyunda geri düştük ve geriden toparladık. Yaptığımız şey genel olarak takımla birlikte oynamaktı. Çünkü Twitch çok geri düşerseniz bu sefer orman kamplarını almakta zorlanıyor. Baktınız, çok geriye düştünüz. Takımınızla birlikte kill çıkarmaya bakacaksınız. 2 level baskını kesinlikle çok önemlidir. 2 level baskını hem midlane'de hem solo'da denedim. Fakat ikisinde de başarısız olduk. Hilsin bizi cezalandırdı. Genel olarak karşı takım bizi çok zorlayacak bir takımdı. Ve bunu başta yapmayı başardılar. Biz de takımımızla birlikte oynayarak geri düştüğümüz oyunda toparlanmaya çalıştık. Böyle bir oyun çıktı. Yeteneklerinden detaylı bir şekilde bahsettim. Genel olarak oynayışı bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Bana destek olmak için, gelişmeme yardımcı olmak için kanala abone olup videoya bir beğeni atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.